Döndü yanında mı? Yok. Yanında mı? Öğrendik. Yanındaymış. Ve annesi beni aradı. Fatma Hanım. Bundan sonra dedi, o evlat senin evladın. Beni dinlesin ama. Gelen kısmını ben karışmıyorum artık evlat, dedi. Bu senin evladın artık. Fatma teyze döndüğü için, kızı için bu üçüncü kaçıştan sonra size ne dedi? O artık senin evladın dedi. Ne demek bu? Aynen öyle. Ben kendisine dedim, ne dedim? Yalan. İki çocuğunu bırakıp da gelen bir insan yarın tekrar geri gider. Ben sahip çıkmam. Çocuğunuza sahip çıkın. Bir dakika Fatma teyze, aradınız mı Mustafa Bey'i? Kızın aradım. Üçüncü defa gittiğinde artık o senin evladın, hani o senin gelinin anlamında. Hayır, öyle bir şey demedim. Yalan konuşmasın. Hayır. Yalan söylüyorsa yalan. Yapmasın bak. Yalan söyleyeyim. Siz oğlunuza ne dediniz beyefendi? Bırakın karşı tarafın ailesine. Siz Müslüme ne dediniz? Bak ne güzel söylüyorsunuz. Bu kişi evli. Oğlunuzun yaptığını kabul ediyor musunuz davranışını? Etmiyorum. Evli bir kadını, çocuklu bir kadınla beraber. Etmiyorum. Oğlunuza tavrınız ne? Ben oğlumuna üçüncü getirdikten sonra bir defa konuşmuş muyum? Gelsinler Ünye'deki bütün benim aileme sorsunlar bakayım. Ne benim evime gelebilir ne de onun evine giderim. Yani bu şu bildiğimiz, ben oğlumu bu yaptıklarından sonra döndüğüyle birlikte olduğu için reddettim mi diyorsunuz? Aynen öyle. Onlar oraya çıkıp yalan konuşuyorlar. Onlar her gün onlar arıyorlar. Her gün konuşuyorlar onlarla. Müslüm. Müslüm. Efendim abla. Baban seni reddetmiş telefon attığında. Doğrudur abla. Niye reddetti seni? Bu yaptıklarından dolayı doğrudur. Ne yapıyorsun sen? Bu üçüncü defa aldığımda bir daha dedi gelirseniz de kendinize evlat gözüyle bakmam dedi. Ben dinlemedim. Sevdiğim için arkasında durdum. Ay bunu sevgi diyorlar. Aldı. Ailemi çiğnedi. Siz evli misiniz? Değiliz. Döndü evli mi? O evli. Çocukları var mı? Var. Normal mi? Değil. Yaptığımız normal değil. Biz normal karşılamıyoruz büyük zaten. Büyük ihtimal ama abla döndü hamileymiş. Döndü hamile mi? Evet. Of. Bak reklam arasında ne söyledim ben? Ben reklam arasında ne dedim? Aynen cümlemi ben söylemeyeyim. Ne dediğimi siz söyler misiniz? Şimdi çocuklar çok küçük olduğu için Esra Hanım biraz çocuk konusunda hassas davranıyor. 6 yaşında ve 8 yaşında ve bulundukları yerde çocuklar açısından çok emin bir yer değil. Düşünüyorum da Hülya Hanım, yani velayet hakkı ihlal edildiği durumlarda aslında velayet kaldırılsın ve bu kadınların da anne olma hakkını kafamda hep sorguluyorum ben diye ifade etti. Açıkça ben sana söyleyeyim. İki tane çocuğunu bırakıp kendi hayatına, keyfine giden bir kadına, kadına bir de iki çocuksa bundan sonra annelik hakkı verilmemeli. Bana göre verilmemeli. Neye göre doğuracak? Kime doğuracak ya? Bu nasıl bir olay ya? İki tane çocuk umurunda değil, şimdi tekrar hamile. Müslüm Bey, babanız çok güzel bir şey söyledi. Şimdi eş ayrı bir konumda, tabii bizim kader arkadaşlığı yapıyoruz eş olarak ama kendi çocuklarını, yani kanından canından olanları bırakıp gidebilen, daha sonra tekrar gitmeyeceğini nereden bileyim dedi. Aynı siz de şimdi bir evladınız olacağını söylüyorsunuz. Aynı evet. Durumu yaşamayacağınıza emin misiniz? Değilim. Ya, ama buna rağmen hala ve bakın beraber. Yanınızdaki kadın, annesi burada, yengesi burada yakından tanıyanlar, psikolojik sorunlar yaşadığını 14 aydan beri, babasını kaybettiğini, hatta kendine zarar verdiğini iddia ediyorlar. Ki canlı benim yayında döndü hanım bunu kabul etti. Zarar veriyordum dedi. Bu durumda böyle bir ilişkiye başlamanız doğru mu? Bu kadının bir de hamilelik sürecindeki psikolojisini düşünün. Sen düşün, o çocuğun hiçbir zaman babası olmayacaksın. Babası Murat olacak nüfusta da. Aynen. Anlıyorum. Ben bu şekilde hiçbir zaman yanındayken kendine zarar verdiğini de görmedim. Ne bileyim, yani saçma sapan hareketlerini de görmedim. Evet. Zaten bu yeniler hiçbir zaman görmüyor. Eskiden ne olduysa oluyor. Yeniler herkes pure park, hiçbir sorun yok. Ya kardeşim, şunu anlamıyorsunuz ya da idrak mı yok, sorgulama umurunuzda mı değil? Şimdi insan anasını babasını terk eder. Onu da aklım asla almıyor da onları yok saymayı, kabul etmemeyi, sırtını dönmeyi, o benim hiç aklımın alabileceği bir durum değil. Onu geçtim. Evet. Hadi onu yaptı.
İnsan kendi evladına sırtını dönüyorsa bu dünyadaki herkese, tüm canlılara zarar verebilir. Bu kadar basit. Hiç bunu da mı düşünmüyorsunuz? Hiç Müslüm Bey bunu da mı düşünmüyorsunuz? Aklınızın ucundan geçmiyor. Yani o şekilde bir tavırları yok. Hiç öyle bir yani davranışı yok. Yani düşündürebilecek bir şey yok. Kaç aylık hamile? 3 aylık. Biliyor muydun Fatma abla? Aa, böyle söylediler mi bilmiyordum ben. Ben söyledim. Müslüm evet diyordu. Ama hamile biliyordu. Ben döndüğü sorduğumda. Ve siz mesela şu anda hamile biliyordu. Bunu biliyorsunuz. Bu kızın tam tersi bir an önce evliliğin bitmesi konusunda sizin bu olayı hızlandırmanız lazım. Niye bunu yapmıyorsunuz? Açmışlar işte, davayı mi? Bekliyorlarmış. Düşmüş dava. Yok otururlar her şeyi biliyorlar. Anlaşmalı boşanırlardı. Buna niye izin vermiyorsunuz? Kendi boşanmak istemiyor. Kim boşanmak oğlum istemiyor? Murat, çocukların babası, çocukların mahvolacak. Niye boşanmak diyor istemiyor? Çocuklarım yok, çocuklar kalacak diyor. Kimse anne, bakan yok çocuklar diyor. Çocuklar ortada Murat zaten, çocuklara bakan yok. Çocuklar ziyan olmuş durumda. Annesinin baktığını kimse bakmaz diyor da. Ya anası bakmıyor zaten, 9 aydır yok ortada. Ben şimdi ben onunla öyle konuştum ama kızımı benimle konuştum aile diye konuştum. Şimdi siz niye telefonunuzda sahip konuştum aile benimle. Konuştum çalışıyor. Aile konuştum. Çalışıyor. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. Sürekli ne diyeyim size numarasını değiştiriyorlardı, döndüğünde hattı kırıyordu. Ben tekrar gidip hat çıkarttırıyordum dön diye. Niye ailesiyle konuşsun diye. Yalansa yalan desinler. Kaç tane hat çıkarttırmıştım onu da söylesinler. En son geldi, konuştuğumuzda geldi. Aldı telefonu yine elinden. Aldı telefonu yine elinden. Konuşuyorduk. Annesi almış de konuşuyordu işte sizin gündüz. Sizin derdiniz almışım. Murat'la döndüğün evliliği mi kurtulsun? Yoksa iki tane hayır çocuk var, kimsenin başına bela olmasın, gelsin döndü gelsin çocukların ben başına dursun. Evime getireceğim, çocuklarına bakmak için. Yok, Murat istemiyorsa istemesin. Murat'a değil, çocuklarım için eve getireceğim, kendi evime. İhsan olsa gelir kızım da, İhsan değilse gelmez. Biz bir gece iki evde duruyoruz. Üç eşi tane biliyor mu hamile olduğunu? Yani siz bakın mevcut durumu sanki göremiyor musunuz gibi. Bu kadın bir başkasından, eşinin dışında başka birinden hamile. Eşi bunu kabul edecek mi? Eşin de istemiyorsa gelmeyecek. Hayır, eşi de istemiyor. Ya ne hayır, istiyorsunuz? Hamile biz diyor. Eve geri getirmek istiyoruz. Hamile oldun diyor. Biliyor mu diyor Hülya Hanım? Ha, biliyor. Biliyor. Ne diyor? Ne yapayım diyor. Nasıl ne yapayım? Yapar kendine yapar diyor. Sadece o gelsin bizim evimize gelecek. Annesinin evine. Çocukları verecek onun babası. Hani ihtiyaçlarını giderecek. Ben anladım. Herkes bir an önce bu çocukla ilgili çok acı bunu söylemem ama ailenin bakış açısını söylüyorum. Tek dert iki tane çocuğun başında döndü dursun. Evet. Bu kadın durmaz ki. Bu kadın yani normal düzeni de çocuklarını bırakıp gitmiş bir kadın. Nasıl bir kadın? Nereden gelmiş? Nereye doğmuş da nasıl gelmiyor çocuklarının başına? Mehremet o kadar mehremetsiz mi? Vallahi Fatma teyzeciğim. O kadar mehremetsiz mi? İhsan öyle mi oğlum? Ben çocukları almak istedim dediğinde siz vermediniz mi çocukları? Yok ya hani yurda verecekler diye istediler. Küçüğün istediler. Babası yoksa yurda verecek ben küçüğünü. Ben bakacağım dedi. Müslüm Bey döndü hanım eşinden boşanmış olsa bile 300 evet gün içerisinde. Biliyorum. Evet, yani siz biliyorum her şeyi de biliyorsunuz. Ve eşi yani şu anki kocası o soybağını evet reddetmediği sürece siz baba olamayacaksınız. Bir çocuğa bunu yapma hakkınız var mı? Yok. Bakın yaptığınız şeyin siz bunu aşk diyorsunuz hemen sevgilik diyorsunuz. Sonra da bir de kalkıp üstüne ben bir hat aldım da ailesiyle de konuşturuyorum. Bırakın bunları. Bunların hepsi hikaye. Siz bir tamam, çocuğun soy bağını o aşk sevgi adı altında böyle mahvediyorsunuz. 6 ile 8 yaşında iki tane çocuğun yaşamı mahvolmuş durumda. Niye? Tamam, peki. Bir tarafta anne, bir tarafta annenin şu an birlikte olduğu kişi, diğer tarafta babanın söz hakkı cevap hakkı vardır. Baba dün buraya kadar geldi, yayına çıkmak istemedi ve memleketine dedi, döndü. Çocuklara bakmak kimse yok. Anneanneyi, babaanneyle dede anladığım kadarıyla yaşlı, siz çalışıyorsunuz falan. Esra Hanım, ben Fatma teyzeye bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Bir anne olarak sadakatsizlik yapmış bir kızınızı tekrar yuvasına döndürmek ahlaki yönden ne kadar etik, doğru? Çocuklar için kablam ben. Çocuklar için. Esra Hanım ben ihanetlerin affedilmesinde her zaman söylüyorum. Çocuklar benim için bir gerekçe değildir. Ahlaki yönden de değerlendirdiğimde gerekçe değildir çocuk benim için. Pamuk abla bir şey söyleyecektin.
Ben... Bir de Müslüm Bey'e bir şey söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Müslüm Bey, az önce dediniz ki ben Döndü Hanım'ın hiçbir yanlış hareketini görmedim dediniz. Peki evet. Çocuklarını bırakıp gelen bir kadın sizce doğru bir davranış mı? Doğru bir davranış. Yani orada 16 yaşında, 14-15 yaşından evlenip de yani başlık parası karşılığında satılırsa... Başlık yani, parası karşılığında evlendi. Aynen öyle. Sizinle de hiç tanışmadan Facebook üzerinden, internetten tanışmış. Yani siz ne kadar güven veriyorsunuz? Yani ben... kötülediğiniz şey sizin de evlilikleri tercih ederken başvurduğunuz yol da yanlış. Ne kadar sürede tanıdınız birbirinizi? 2,5 sene. İki buçuk sene. Uzun sürede bir ihanet var aslında. Hayır, 2 ayda kaçtı. Bravo yani. Peki ben de şunu merak ediyorum. Sen mesela Bursa'dasın. Ya o Bursa'dan. Sen Ordu'dasın. Yani 7/24 bu internet üzerinden yazışıyor olmak lazım değil mi? Konuşuyor. Bu bir mesai aslında. Yani evet. Doğru mu? Gün içerisinde sürekli iletişim halindeydiniz. Evet. Şimdi mesela şunu da merak ediyorum. Yani nasıl çocuklarına baktı? Nasıl çocuklarınla ilgilendi? Yok, çocuklarına ilgileniyordu. Kaçtıktan sonra çok değişti bu Esra. Yani çok iyiydi. Yani çok kaçtı? Sen o evin içinde ne olduğunu biliyor musun? Yok, biz her gece gidiyorduk yanlarına Esra abla. İyi ki gidiyor musunuz abi, de gitmeseniz. Esra Hanım. Buyurun Pamuk abla. Ben... Ya bir de siz gitseniz ne olur, gitmeseniz ne olur? Bu insanın kendi içinde, kendi davranışı. Ben Döndü Hanım'a 3 kelime soracağım sadece. Yarın öbür gün aklın başına geldi, o telefon yine elinde. Yine birine aşık olup gideceksin, bir çocuk da orada bırakacaksın. Yarın öbür gün bu çocukların büyüdüğünde anne olup geri döneceksin, ben çocuklarımı göreceğim diyeceksin. Hangi aynaya bakacaksın, hangi çocuğundan sevgi alacaksın, hangi çocuğunu soracaksın? Çocuğuna ne verip gittin? Şimdi orada da bir çocuk bırakacaksın. Var ya böyle 20 yıl önce şey, evet. Çocuğum. Evet Esra Hanım. Çocuğumu bırakmak zorunda kaldım. Çocuğumu bana vermediler. Şimdi çocuğumu görmek istiyorum. Geri döndüğünde hangi sevgiyi arayacak? Çocuk ona nasıl anne diyecek? Anne sevgisi verdi mi ki geri dönecek de arayacak? Peki Döndü'yle yayın sonrası da iletişim kurulacaklar ama Döndü'nün çok dönmek gibi bir niyeti yok. Hatta anladığım kadarıyla Fatma teyze, siz de Müslüm'le o ilişkiyi hep bir şekilde dengede tutmuşsunuz ama en önemli bilgi hamile olduğu konusunda hiç dengede kimse... Dengede ben kızına konuştum ay beni kapatıydı konuştum. Kızın kendi gönül isteğiyle gitmiş. Bence en sağlıklı bir boşanma yapmalarını sağlamak ve o iki tane çocuğun hayatını kurtarmak. Hatta iki tane de çocuğu bir süre anneyle olmalarını da sağlayabilmek. Tabii onu yapabilir mi bilmiyorum. Ben bakılmıyor dedikleri için de burada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çocukların bulunduğu yer konusunda bir uzmanın değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü anneanne kendisi itiraf ediyor. Yani babaanne aslında o çocuklara bakamıyor. Peki. Yarın devam edeceğiz. Döndü'yle iletişim kurulacak. Sizi alıyorum şimdi.